Bana bir kere dönmemişler. Buraya gelirse çok da benim umurumda değil. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Genelde çiftçi hem çiftçilik yapıyor hem gidip çarşıda çalışmak zorunda kalıyor. Hükümet ayrı, büyükşehir belediyesi ayrı, ilçe belediyesi ayrı. Kimin neye baktığı belli değil. Herkes topu birbirine atıyor. Nereye gitseniz maalesef ayağımız kapılar taşa kalıyor, taşa kapılar kalıyor. Yüzünüze kapanıyor. Vatan Partisi Ankara'nın köylerindeki çiftçilerin sorunlarına çare arıyor. Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Ankara İl Başkanı Nusret Senem ve Polatlı İlçe Başkanı İsmail Dereköy, Polatlı'nın Basri Köyü'nde yurttaşlarla bir araya geldi. Bizim su ihtiyacımız var, siz niye oraya gazıp da götürüyorsunuz kardeşim? Verin sana bu köyü. Köy kahvesindeki vatandaşlar Vatan Partili yöneticilere sorunlarını anlattı. 20 yılı aşkın süredir köyde su sorunu yaşanıyor, köylü su bulamazken vatandaşın arazisindeki kuyudan çıkan suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başka bir yere aktarıldığı belirtildi. Benim mahallemdeki kuyu kazdılar. Benim mahallemdeki suyu ticaret odası OSB, ikinci ticaret odası OSB suyu aldı götürdü. Oradaki fabrikalar satıyormuş, suyu yokmuş, o bizi ilgilendirmez. Köyün bir diğer sorunu da altyapı. Altyapı, kanalizasyon sıfır. Sıfır şu anda. Yollarımız zar zor yalvara yakara geçen dönem seçim ayağına bir şu yol çekerseniz bu yol var. Büyükşehir yasasıyla da Basri Köyü'nün başı dertte. Bölgenin bir kısmı mahalle, bir kısmı köy diye geçiyor. Yasayla köylünün mera alanları orman arazisine gitti ve böylece hayvancılık bitti. Ya şurayı bir yapalım diyorum. Adam diyor ki ne? Ya burası diyor Polatlı Belediyesi'ne dair. Bize ait değil. Buraya geliyor. Ya burası büyük şehrin biz bakamayız. Ve kardeşim biz bu memlekette neyiz ya? Biz tekrar köy olmak istiyoruz. Büyükşehir yasası. En büyük sorunumuz bu. İstemiyoruz. Biz bu köyde hayvancılığına çok kişi geçiniyor. Biz evimizde iki tane hayvan beslesek bunun südüğüne var ya geçimini sağlar. İşin özü köylere yeniden tüzel kişilik kazandırmaktır. Yeniden köy statüsü kazandırmaktır. O yasayı kaldırmak lazım. Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan da köylünün sorunlarına çözüm için yetki istedi. İşlerine geldiği zaman sizi bir merkez mahalle statüsünde görüyorlar. Fakat iş hizmet vermeye gelince bu sefer sana köy muamelesi yapıyor. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.